Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir şey yapacağım. Okumuş olduğum bir kitaptan bahsedeceğim, bir kitabı tanıtacağım. Belki merak eden, okumak isteyen arkadaşlar olabilir. Bu tarz kitapları arayan arkadaşlar olabilir, haber olmayan arkadaşlar olabilir. Onları da haberdar etmek amacıyla. İlk kitabımızın adı Neville Shute, Kutsal'da arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim kitabı. Kitap yayınlarından çıktı arkadaşlar. Yani çıkalı bir 2-3 ay oluyor. Daha önce baskısı yapılmış ama tükenmiş, yani yıllar önce. Onun baskısını yapan olmamış ülkemize ve Kitap Yayınları tekrar baskısını yaparak bizi bu eserle buluşturdu. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bir kitabın konusu şöyle kısaca. 1960'lı yıllarda bir nükleer savaş oluyor arkadaşlar. 6 aylık kısa bir savaş. Ama bildiğim Amerika-Rusya arasında olan bir savaş değil, yani sadece o ikisi arasında olan bir savaş değil. Daha ufak devletlerinde Arnavutluk, Çin, İran gibi devletlerin de katıldığı, hatta Çin ile Rusya arasında başlayan anlaşmazlık dünya çapında bir savaşa dönüşüyor ve de yarım küre ve Amerika'da dahil tamamen yaşanmaz hale geliyor atom bombalarından. Ve kitabımız Avustralya'da geçiyor arkadaşlar. Sadece Güney Yarımküre hayatta kalmış. Güney Yarımküre'de de bildiğiniz üzere Avustralya var. Bir de işte Afrika'nın güney tarafları, Güney Amerika var. Ama oralardan bir haber alınamıyor. Avustralya'da biz kitabın baş karakteri Peter Holmes. Peter Holmes Avustralyalı bir istihbarat subayı arkadaşlar. Avustralya ordusunda. Sonra bu savaştan sonra Avustralya'ya anakarayla bağlantısını kaybetmiş bir Amerikan gemisi geliyor. Amerikan denizaltısı geliyor, Scorpion. Bunun da komutanı, kaptanı Dwight Towers. Dwight Towers abimiz Amerika'ya tekrar dönüp eşini ve çocuklarını bulmak istiyor. Ama Amerika yaşanmaz bir halde. Holmes da Dwight'ın denizaltısına istihbarat subayı olarak atanıyor Avustralya hükümeti tarafından. Ve denizaltı ve yarımküreye gidip oradaki sağ kalan, oradaki kıyı şehirlerine anonslar yapıyor arkadaşlar. Sağ kalan insanları bulmak için. Ama hiçbirinden sonuç alamıyorlar. Sonra Chicago'dan, Seattle'dan bir yardım çağrısı geliyor. Bir sinyal geliyor. Ve bu arkadaşlar Seattle'a doğru yola çıkıyorlar. Sinyalin kaynağını kontrol etmek için. Kitapta şöyle bir şey var arkadaşlar. Kuzey Yarımküre radyoaktif bulutların, radyoaktif rüzgarların, radyoaktif serpintilerin ve radyoaktif atom bombasının kalıntısı altında. O yüzden bu şeyler, radyoaktif bulutlar kuzeyden güneye de iniyor ve Avustralya'ya da tehdit ediyor. Avustralya'daki insanlar ise hayatlarının son demlerini yaşıyorlar. Sonunu anlatırsam spoiler olacak. O yüzden spoiler vermek istemiyorum. Der savaş sonrası geçen dünyada post apokaliptik dünyalardan hoşlanıyor. Kitabı size tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir kitap ve iç açıcı değil açıkçası. Söyleyeyim, sonunu söylemeyeyim. Sadece sonu hakkında bir şey. Belki merak eden arkadaşlar olabilir. İsterseniz arkadaşlar kitabın şöyle arkasında okuyayım size. Dünyadaki 10 nesil 3. Dünya Savaşı'nın masum kurbanları, gittikçe yaklaşan radyoaktif bulut, medeniyetin son günleri. Avustralya'ya sığınan Amerikan denizaltısı Scorpion'un kaptanı Dwight Towers eşiyle çocuklarının hala yaşadığına inanmak istiyor. Yeni istihbarat subayı Peter Holmes ise kaçınılmaz sonu ailesiyle nasıl karşılayacağını düşünüyordu. Hayatını çalışarak birçok arzusunu gerçekleştirmeye cesaret edemeden geçiren bilim insanı John Osborne ise kalan zamanını elinden geldiğince daha güzel geçirmeye kararlıydı. Sonra bir umut, Seattle yakınlarından gelen bir sinyal. Belki de hayatta kalan birileri daha vardı. Son bir göreve çıkan bu adamlar ne olursa olsun pes etmeden kıyametle yüzleşeceklerdi. Kumsalda ölümün gerçekliğiyle baş etmeye çalışan insanlığın son direnişi. Kısaca yazardan da bahsedeyim arkadaşlar size. Neville Shute, İngiliz yazar arkadaşlar. Asıl adı Neville Shute, Norway tam adı yani. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da askerlik yapmış bu abimiz.
Oxford Üniversitesi Balliol Koleji'nden 1922'de havacılık mühendisi olarak mezun olmuş. R-100 hava gemisinin yapımında çalışmış ve bu geminin baş mühendisi olmuş. Fakat edebiyata zaman ayıramadığı için şirketten ayrılmış ve kendini tamamen edebiyata, roman yazmaya vermiş. İlk romanı Marazan'ı 1926'da yazmış. 1939'da başyapıtlarından biri sayılan What Happened to Corbett's, Corbett'lere Ne Oldu adlı kitabını yayımlamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Avustralya'ya yerleşmiş. Piper, yani Fareli Köy'ün Kavalcısı, 1942 yılında bu abi yazmış ve Atom Savaşı'ndan sonra insanlığın yok oluşunu anlattığı On the Beach, Kutal'da adlı romanını yazmış ve bu yazdığı roman 1957'de yazmış, filme de alınmış arkadaşlar 1957 yılında. Ondan sonra 1954'te yazdığı Slide Rules ve Hesap Cetveli adlı yapıtta da kendi yaşamını anlatmış. Rust From Tool Room, Alet Odası'nın Emanetçisi adlı yapıtı ise ölümünden kısa bir süre sonra 1960 yılında yayınlanmış arkadaşlar. Neville abimiz hakkında da böyle kısaca size bir bilgilendireyim. Söylediğim gibi arkadaşlar, kitabımız Nükleer Savaş sonrası hayatta kalan insanların yaşamını konu alan bir kitap ve onların kaçınılmaz son karşısında neler hissettiğini de aktarmaya çalışan kitap. Bu tarz bilim kurgu eserlerini, post apokaliptik eserleri merak ediyorsanız, seviyorsanız sizlere mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Ve ilk kitap önerisi videomunda burada. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşürüz. Kendinize çok